Yunanlılar bağımsızlıklarına kavuştuktan sonra tarihi emelleri olan Megali Idea, yani Büyük Yunanistan hayalini gerçekleştirmek için çeşitli faaliyetler sürdürmeye başlamışlardır. Nüfus mübadelesinin ilk gündeme gelmesinde Yunanistan'ın bu yayılmacı ve hayalci politikaları büyük rol oynamıştır. Daha Balkan Savaşları sırasında bu politikalarını gerçekleştirmek için Türk topraklarına göz diken Venizelos, bir yandan bu ülküsünü gerçekleştirmeye çalışırken, bir yandan da Yunanistan'ı yalnız Yunanlılara özgü bir devlet haline getirmeyi amaçlamıştır. Balkan Savaşları'nın ardından İzmir ve Balıkesir sahillerinde oturan Rumlar, bu savaşlarda topraklarını daha da genişleten Yunanistan'a göç etmeye başlamışlardır. Bu durum üzerine İngiltere'nin de araya girmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda bir mübadele anlaşması yapılmış, ancak 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine bu anlaşma uygulanamamıştır. 1. Dünya Savaşı sonucunda Yunanistan Türk topraklarını işgal etmiş ve buralardaki Türkleri yok etmek için binbir türlü haksızlığa başvurmuştur. Ayrıca Türkiye'ye daha fazla Rum gelmesi ve yerleşmesi için çalışmıştır. Ancak hem Yunanistan'ın hem de onun en büyük destekçisi olan İngiltere'nin planları Türk milli mücadelesiyle alt üst olmuştur. Yunan askerlerinin Anadolu'dan ve Trakya'dan çekilmeleri sırasında yaklaşık 1 milyon Rum Yunanistan'a göç etmiştir. Ancak İstanbul'da hala önemli miktarda Rum nüfus varlığını korumaktadır. Ayrıca Doğu Trakya, Ege ve Doğu Karadeniz bölgelerinde de Rumlar oldukça yoğundur. Yüzlerce yıl önce Selçuklu, sonra da Osmanlı yönetimi altında büyük bir hoşgörü içinde yaşayan, özellikle ticaret etkinliklerini ellerinde tuttukları için refah düzeyi çok yüksek olan bu Osmanlı vatandaşları, Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlıları desteklemişlerdi. Özellikle Ege bölgesindeki Rumlarla Yunan ordusu arasında çok sıkı bir işbirliği vardı. Doğu Karadeniz'deki Rumlar ise bağımsız bir Pontus Devleti davası peşinde koşmuşlardı. Zafer kazanılınca bu azınlık grubunun durumu ilginç bir hal aldı. Yüzlerce yıllık Türk-Rum ortak yaşayışı artık süremezdi. Her şeyden önce Türkler, Rumların Kurtuluş Savaşı sırasındaki insanlık dışı tutumlarını unutamazlardı. Rumlar ise sürekli bir tedirginlik içinde yaşayacaklardı. Ayrıca Yunanistan ileride bu Rumları tekrar kışkırtabilirdi. Yunanistan'da ise oldukça yoğun bir Türk azınlığı vardı. Türkiye, uluslaşma sürecinin yaşandığı bu dönemde türdeş bir ulus devlet kurmayı amaçlıyordu. İşte bunun için Hristiyan azınlıkların nüfusça en kalabalıklarından olan Rumların sayısını azaltmak bu yoldaki en büyük engeli ortadan kaldıracaktı. Ayrıca büyük devletler, Türkiye'nin iç işlerine müdahale edemeyecek ve Yunanlıların hayallerini sürdürmek isteyenler bir daha harekete geçemeyeceklerdi. İşte bütün bu sebeplerden dolayı Yunanistan'daki Türklerle Anadolu ve Doğu Trakya'daki Rumlar yer değiştirmeliydi. Bu doğrultuda konu Lozan Konferansı'na taşınmış ve Lozan Konferansı'nda Türk Temsilciler Kurulu bu soruna çözüm bulmaya çalışmıştır. Mübadele konusunda hem Türkiye hem de Yunanistan genelde hemfikirdi. Yunanistan da en az Türkiye kadar mübadeleye gereksinim duymaktaydı. Çünkü zaten sayıları 1 milyona yaklaşan bir göçmen kitlesine kapılarını açmak zorunda kalmıştı. Şimdi bunları yerleştirmek için boş araziye ihtiyacı vardı. Mübadele sonrasında Türklerden kalacak ev ve araziler sorunu büyük ölçüde çözecekti. Ancak kimlerin ve hangi şartlarda mübadeleye tabi tutulacakları konusunda bir takım fikir ayrılıkları vardı. Türkiye mübadelenin zorunlu olmasını ve İstanbul Rumları dahil Türkiye'deki bütün Rumları kapsamasını istiyor, Yunanistan'dan gelecek Türkleri İstanbul Rumlarının boşaltacakları yerlere yerleştirmek istiyordu. Buna karşılık Venizelos ise mübadelenin isteğe bağlı olması ve İstanbul Rumlarını kapsamaması gerektiğini ısrarla vurguluyordu. Bu isteğinin altında yatan nedenler ise oldukça açıktı. Yeni bir göç dalgası, yeni ekonomik sıkıntılar demekti. Ayrıca
Yıllardan beri Megale İdea öyküsüyle beslenmiş Yunan kamuoyu için İstanbul'da kırımlarında göçü büyük bir hayal kırıklığına neden olacaktı. Üstelik İstanbul'daki Rumların mübadeleye tabi olmaları durumunda cemaatsiz kalacak olan Patriklik de taşınmak zorunda kalacaktı. Oysa Türkiye, Lozan'da Patrikhanenin Türkiye sınırları dışına çıkarılması için büyük çaba göstermiştir. Çünkü Yunanlıların bu memlekette Türk milletine yaptığı her türlü kötülüğe Patrikhane de ortaktır. Mustafa Kemal'e göre de bu tehlikeli teşkilat ülke sınırları dışına çıkarılmalıdır. İsmet Paşa ve arkadaşları Lozan'da bu isteklerimizi kabul ettirmek için üstün bir mücadele vermişlerdir. Yunanistan sonunda İstanbul'dakiler dışında Türkiye'de yaşayan bütün Rumların yer değiştirmesine razı olmuştur. Türk heyeti her ne kadar İstanbul Rumlarının da mübadeleye tabi olması konusunda direttiyse de başarılı olamamış, Ortodoks Patrikliği İstanbul'da bulunduğu için Yunanistan'ın bu isteği dostlarınca da desteklenmiştir. Buna karşılık Türkiye, Batı Trakya'da yaşayan Türklerin mübadele dışında tutulmasını önermiş ve bu isteği kabul edilmiştir. Böylece İstanbul'daki Rum varlığına karşılık Yunanistan'da da oldukça önemli bir Türk varlığı bulunacaktır. Bu şekilde gerçekleşen çok uzun ve sert tartışmalar sonucunda 30 Ocak 1923'te imzalanan Türk ve Yunan halklarının mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokol ile Türkiye'deki Rumlar ile Yunanistan'daki Türklerin zorunlu mübadelesine ve İstanbul Rum halkı ile Batı Trakya Müslüman halkının bu mübadelenin dışında tutularak yerleşik sayılmasına karar verilmiştir. Bu sözleşme ile söz konusu mübadeleyi gerçekleştirmekle görevlendirilen Karma Mübadele Komisyonu 1923'te çalışmalarına başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 17 Temmuz 1923 tarihinde yayınladığı kararname ile mübadele olarak gelecek halkın yerleşecekleri bölgelere nasıl gidecekleri, muhtaç olanların ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı üzerinde durmuş ve ülkeyi 8 iskan bölgesine ayırmıştır. Buna göre Drama ve Kavala'dan gelecek 30 bin kişi Samsun ve çevresine, Serez Livası'ndan gelecek 40 bin kişi Adana ve çevresine, Kozan'a, Girebene, Nasliç ve Kesriye'den gelecek 22.500 kişi Malatya ve çevresine, Kayalar, Karaferye, Vodine, Katerin, Alasonya, Langaza, Demirhisar, Gevgilin, Yenice, Vardar ve Karacaabat'tan gelecek 43 bin kişi Amasya, Tokat ve Sivas'a, Zeytüncü, Drama, Kavala ve Selanik'ten gelecek 64 bin kişi Manisa, İzmir, Menteşe, Denizli ve çevresine, Kesemdiye, Poliros, Sarı Şaban, Avretisar, Nevrekop ve çevresinden gelecek 90 bin kişi, Çatalca, Tekirdağ, Karaman ve Niğde'ye, Preveze ve Yanya'dan gelecek 55 bin kişi Antalya ve Silifke'ye, Midilli, Girit ve diğer adalardan gelecek 50 bin kişi ise Ayvalık, Edremit, Mersin ve çevresine yerleştirilecekti. Göçmenlerin sevki Türkiye'ye ait vapurlarla yapılmıştır. Türkiye'den hareket eden bu vapurlar Selanik, Hanya, Kandiye, Girit gibi yerlerden göçmenleri alıp İzmir, İstanbul, Samsun ve Trabzon gibi büyük iskeleleri olan yerleşim birimlerine indiriyorlardı. Hükümet mübadiller için misafirhaneler düzenletmiş, gerekirse askeriyeden yatak yorgan temin edilmesini istemiş ve kimsenin açıkta kalmaması için elinden geleni yapmıştır. Ayrıca iskelelerdeki misafirhanelerde onar yataklı revirler açtırmış ve buralarda gerekli tıbbi malzemenin bulundurulmasını sağlamıştır. Gelen mübadiller bu misafirhanelerde 3 gün kalabilecekler ve bu süre içerisinde her türlü ihtiyaçları karşılanacaktır.
Hükümet mübadillerin üretim araçlarına sahip olabilmeleri için de tedbirler almıştır. Buna göre hayvanı bulunmayan her haneye bir veya iki hayvan, haneye verilen araziye göre tarım aletleri ve tohumluk verilecektir. Şayet bunları vermek mümkün olmazsa her aileye tohumluk için 75, hayvanlar için 100 ve ihtiyaç duyulan tarım aletleri için 50 liraya kadar para verilecektir. Mübadele sözleşmesinin uygulanması yazıldığı kadar kolay olmamıştır. Büyük acılar ve dramlar yaşanmıştır. Ama her şeyden önemlisi, mübadele sırasındaki anlaşmazlıklar Türkiye ile Yunanistan arasında ciddi siyasal sorunlara neden olmuştur. İstanbul'da mümkün olduğu kadar çok Rum bırakmak isteyen Yunan hükümeti 30 Ekim 1918 tarihinden önce bu kentte bulunan veya bulunmuş bütün ırktaşlarının mübadele dışında tutulmasını istemiştir. Türk hükümeti ise haklı olarak buna karşı çıkmış ve İstanbul'da yerleşme niteliğinin Türk yasalarına göre belirleneceğini bildirmiştir. Anlaşmazlık Uluslararası Adalet Divanı'na taşınmış fakat divan bunu çözememiş ve Türk-Yunan ilişkileri gerginleşmiştir. Yunan hükümeti Batı Trakya'daki Türklerin mallarına el koymuştur. Türkiye buna İstanbul'daki Rumların mallarına el koyarak karşılık vermiştir. 1926'da iki devletin geçici bir anlaşmaya varması da durumu değiştirmemiş ve silahlı bir çatışma ihtimali ufukta belirmiştir. Yunan Başbakanı Venizelos durumun ciddileştiğini görünce yeni bir savaşı göze alamayarak tutumunu yumuşatmıştır ve Türklerin hakkını teslim etmiştir. Ege'de iki devletin barış içinde yaşaması en akılcı yoldur. 1930 yılı içinde mübadeleye dair bütün sorunlar çözülmüştür. 30 Ekim 1930'da imzalanan Türk-Yunan Dostluk Anlaşması ile sağlam bir barış ortamı kurulmuştur. Mübadele anlaşması ile giden Rumların sayısı 186.189 kişidir. Ancak anlaşmanın imzalanmasından önce gitmiş bulunan yaklaşık 1 milyon Rum da mübadele olarak kabul edilmektedir. Çünkü imzalanan sözleşme 18 Ekim 1912 ile 30 Ocak 1923 tarihleri arasında meydana gelen bütün göçleri de kapsayan bir sözleşmedir. Bu tarihler arasında göç eden Türklerin sayısı tam olarak belirlenemediğinden mübadeledeki rakama dahil edilmemiştir. Mübadeleye konu olan Türklerin sayısı gerçekleşenden çok daha az görünmektedir. Anlaşma imzalandıktan sonra gelen Türklerin sayısının 400 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Mübadele her iki ülkede de ekonomik ve toplumsal sorunlara neden olmuştur. Türkiye zaten yetersiz olan maddi imkanlarıyla mübadele olarak gelen Türklerin her türlü ihtiyacını karşılamak durumunda kalmıştır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomik bakımdan bu en sıkıntılı döneminde böyle büyük bir projeyi yüzünün akıyla tamamlamıştır. Mübadelenin gerçekleşmesi Anadolu üzerinde uzun süreden beri sürdürülen, gerçekleşmesi olanaksız bir düşü sona erdirmiştir. Ayrıca Türkiye, Osmanlı Devleti'nden devraldığı azınlıklar sorunundan büyük ölçüde kurtulmuştur. Üstelik ulus devlet oluşturmayı esas almış Türkiye için mübadele önemli bir gelişme olmuştur. Mübadelenin üzerinden 83 yıl geçmiştir. Bugün mübadelelerin yakınları atalarının doğup büyüdükleri toprakları ziyaret etmektedir. Türkiye bu doğrultuda Türk-Yunan Dostluk Festivalleri düzenlemektedir. Mübadillerin memleket özlemleri şiirlere ve şarkılara konu olmuştur.